Muharrem ayındayız. Muharrem orucu tutuluyor. Aşure dağıtılıyor bütün yurttaşlarımıza. Kerbala insanlık tarihinin yaşadığı en büyük katliamlardan bir tanesi. Katliamın acısı bugün de devam ediyor. Alevi yurttaşlarımız ve bütün yurttaşlarımız yas ve matem amacıyla bu günleri yaşıyorlar. Fakat bu yas ve mateme rağmen Alevi yurttaşlarımızın Türkiye'de eşit yurttaşlıktan kaynaklı sorunları halen devam ediyor. Alevi yurttaşlarımıza yönelik büyük bir ayrımcılık var. Büyük bir nefret söylemi var. Yasalardan kaynaklı inançlarını kendileri gibi yaşayamama sorunları var. Ve bunlar maalesef artarak devam etti bu hükümet döneminde. Adalet ve Kalkınma Partisi 7 yıl önce Alevi açılımı adı altında çalıştaylar düzenledi. Çalıştayların sonuç bildirgeleri yayınlandı ama o sonuç bildirgelerinin gereği hiçbir biçimde yerine getirilmedi. En önemli talepler olan cemevlerinin ibadetten olarak kabulü, yine ikinci olarak zorunlu din dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması, din dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması konularında hiçbir adım atılmadı bugüne kadar. Milletvekillerimiz Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak Alevi yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık meselesi konusunda parlamentoda birçok adım attı. Çok farklı yasalar gündeme getirdik. Genel kurula indirdik ama Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğu maalesef bunların gündeme almasını engelledi. Yarın itibariyle yani 7 Kasım itibariyle Başbakan Davutoğlu Hacı Bektaş'a gidecek ve yine bu sorunu bir istismar aracı olarak, bir siyaset malzemesi olarak kullanacak. Tam da bu nedenle bugün İstanbul'da Alevi yurttaşlarımızın bütün sorunlarını kapsayabilecek bir çerçeve metni kamuoyuyla paylaştık. Bu çerçeve metinde cemevleri, zorunlu din dersi, Sivas katliamı, resmi tatile edilmesi konusunda, bazı günlerin resmi tatile edilmesi konusunda önerilerimiz var. 18 maddelik bir kanun teklifini de 6 Kasım itibariyle Meclis Başkanlığı'na sunduk. Eğer Başbakan gerçekten Alevi yurttaşlarımızın sorunları konusunda samimi ise, sorunlarını giderme konusunda samimi ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mutabakatla adım atmak istiyorsa yeni bir çalışma yapmalarına gerek yok. Gerekçeleriyle, madde gerekçeleriyle 18 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'nda duruyor. Yarın gitmeden kendisi eğer bunu okursa ve bu konuda adım atmaya hazırsa biz de hazırız. Mecliste diğer partilerle birlikte en azından anayasa dışındaki mesele konusunda bir mutabakat sağlarız ve yeni bir dönemi de Alevi yurttaşlarımız bakımından başlatırız. Ama ben açıkça söyleyeyim, yarın yine Davutoğlu Hacı Bektaş'ta demagoji yapacak ve bu sorunlar asılda kalmaya devam edecek.